sesi. Gönül adamıdır, sever herkesi. İçi dışı birdir, yoktur maskesi. Amasya el ele, bizim Mehmet'le. Amasya el ele, bizim Mehmet'le. Yiğitlik ve mertlik onun özüdür. Doğruluk, dürüstlük onun sözüdür. Duyun, duyun bu söz Mehmet Sarı sözüdür. Amasya el ele, bizim Mehmet'le. Amasya el ele, bizim Mehmet'le. Halka hizmet, hakka hizmettir diyen Amasya'mızın o sevdadı. Sevdası Amasya olan, halkın içinden, hakkın yolundan ayrılmayan, Amasya'mıza ilkleri yaşatan, Şehzadeler Şehri Amasya'mızın şehrine değini, Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Amasya'mız kendine efendim, cümleten selamünaleyküm. Cenab-ı Hak iftarlarımızı, niyetlerimizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat versin diyorum. Muhterem İl Başkanım, Ocak Başkanım ve Çorum İl Başkanımız, Belediye Başkanlarımız ve dava arkadaşlarımızın cümlesi. Ayrısı yok. Kıymetli arkadaşlarım, hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Aynı zamandan beri yan yana gelemedik. Efendim, bu yan yana gelişimize Ramazan'ın vesilesiyle hem halledelim, isterseniz soru cevap yapalım. Efendim, bazı kafalardaki, karışık kafalardaki yanlışları toparlayalım. Cenab-ı Hak fırsat verdi, imkan verdi. Bizi Amasya Belediye Başkanı yaptı. Ben dün neysem bugün aynıyım. Biraz daha ruhi olarak sorarsanız dünkünden daha kötüyüm. Neden diyeceksiniz? Ben hepinizin onurunu, gururunu taşımaya çalışıyorum. Hiçbir dava arkadaşımın gözünü yere bakıtmamak, şapkasını yere eğdirmemek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ben hepinizin oradaki temsilcisiyim. Hepinizin kardeşi, hepinizin yoldaşı, hepinizin arkadaşıyım. Millet gibi öyle sükseli bir belediye başkanlığı yapmıyorum. Eza bende, cefa bende, çile bende, rahatsızlık bende. Tek derdim var. Tek derdim var, bugüne kadar mahzun kalmış, boynunu yere eğmiş, acabaları çoğalmış arkadaşlarımın dik yürüyebilmelerini, dik duruşta olabilmelerini, haklarının gasp edilmemesi için elimden geleni yapıyorum. Bazı arkadaşlarımıza göre eksik gedik vardır. Elbette ki insan eksiğimiz gediğimiz olabilir. Lakin bazı boş boğazların dolmuşuna binip de onların sevdasına, onların kervanına takılan arkadaşları da kendi yanıma davet ediyor, mevzuyu benimle tartışmalar arz ediyorum. Ben arkadaşlar, herkes bilmesine gayret yok. Geldiğim günden beri bir kuruş belediye başkanı maaşını almıyorum. Ne harcın yaparıyorum, ne yolluk alıyorum. Bunun mahsuru yok. Her ay aldığım paranın bir kısmını ilkocaklarına, şubemize, bir kısmını da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölüm bölüm, ilçe ilçe bölümlerine veriyorum. Öyle hiç kimse bizim para için, pul için bu işleri yaptığımızı düşünmesin. Benim tek derdim var. Tek hasretim var. Bu nazlı davamızın, üç ilahımızın göklerde dalgalanması, onun gölgesinde bizim gölgelenmemizdir. Gerisi benim için teferruattır. Sevgili kardeşlerim,
kim ne derse desin. Türkiye'de ilk defa HES'imiz yaptık. Hiç kimsenin, hiçbir belediyenin yok. Günlük belediyemize 75 milyon lira para geliyor. Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Şimdi geçen gün konuşuyorlar, bir arkadaş da dinliyor. Diyor ki, yahu kardeşim, bu adam böyle ödüller alıyor. Aha havayla cimayla alıyor da, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan nasıl alıyor? Aha Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aldı da, hanımefendisinden nasıl alıyor? Arkadaşlar, bunu çalışarak alıyoruz, çalışarak. Çalışarak alıyoruz. Biz ülkücü duruşun, ülkücü varoluşunun efendim sevdasını omuzlarımıza taşıyor ve tavrımızı ona göre koyuyoruz. Diyoruz ki biz ülkücüyüz. Milliyetçi Hareket Partiliyiz. Biz bu milletin bir kuruşunu yemeyiz. Bir kuruşunun yenilmesine müsaade etmeyiz. Yiyeceklerin de hesabını sorarız diye mevzuya bakıyoruz. Evet, bazı şeyleri fark edemezsiniz. Efendim, bu kervanın nasıl olduğunu fark edemezsiniz. Efendim, adam geldi havasında, sevdasında. Arkadaşlar, çoğunuzla tanışıyoruz. Çoğunuzla tanışıyoruz. Ben Amasya'ya geldikten sonra benim havam düştü. Sevdam çoğaldı, havam düştü. Açık söylüyorum. Ben söylüyorum bunu. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı belediyeleri kodlar. Allah sizi inandırsın. Biz daha hiç 81 belediyenin içerisinde 20'nin efendim üzerinde olmadık. 15, 14, 13, 12 hep o sıralarda olduk. Ve Milliyetçi Hareket Partili belediyeler içerisinde de efendim isteyen hemen gösterebilirim. İlk sıradayız. İlk sıradayız. Personelimizin maaşını gününde veriyoruz. Vatandaşlarımızın borcunu gününde ödüyoruz. Yan taraftaki belediyelere bakın. Çok belediyeler maaşını veremiyor. 500 tane arkadaşımızı işe aldık biz. Efendim o öyleymiş, bu böyleymiş. Vay, şöyleymiş. Olabilir kardeşim. Neticede Amasyalı mı? 500 tane eve ekmek giriyor. Çarpı 3 1500 kişiye eve ekmek giriyor. Hepimizin davası, sevdası ekmek değil mi kardeşim? Ben soruyorum toplantılarda. Diyorum ki beraber olduğumuz belediye başkanlarına özel kalem alamayanlar var. Özel kalemini alamayan belediyelerimiz var. Cenab-ı Hakk'ın her gününe şükretmemiz lazım. Efendim, suyun kıymetini balık bilir. Evet, şimdi Ramazan-ı Şerif ayındayız. Garip kurama insanlarımıza nasıl yardım edebiliriz diye efendim çırpınıyoruz. Şurada Mehmet Ali Bey'i görüyorum. Ayağa kalk Mehmet Ali Bey. Belediyemizden hiçbir vesaire kuruma bir kuruş yardım ettik mi? Etmedik. Her ay 1300 tane efendim haneye yardım dağıtıyoruz. Belediyemizden bir kuruş çıktı mı kardeşim? Çıkmadı. Yaşar Bey burada. Raporu diyenler, yazanlar burada. Var mı sarfiyatımız abi? Yok. Lütfen oturun. Biz öyle bir belediyecilik yapıyoruz ki hem karakterimize, şahsımıza uyan bir şekilde hem de davanın özüne sadakatli kalmak kaydıyla bakının bu karenin garip kurabanın malına asla bakmak, yetiştiğimiz rali tetrizatın efendim geleneğe yapmak kaydıyla
Ben ülkücüyüm kardeşim. Ülk ocaklarından yetiştim. Hiçbir tarafa ömrüm boyunca meyletmedim, sevdalanmadım, kanal vermedim, acabalarım olmadı. 1970'li yıllarda neysem hala öyleyim. Tabii saçımız ağardı, bıyığımız ağardı, yolda yürüyememiz oldu. Farkımız bu. Lakin hafızamız hala aynı. Ne diyoruz? Rehber Kur'an, hedef Duran ve Kızıl Elma diyoruz. O gün de aynen söylüyorduk, bugün de aynen söylüyoruz. Onun için şöyle bir bakın. Etrafımızdaki tanıdığınız yerlerdeki belediyelerle kıyas yapın. Sağla soyla kıyas yapın. Ana haberlerde 700 kez Amasya olmuş. Amasya. Haber olmuş. Efendim, falan filan televizyonlar bizi çağırıyorlar. Efendim, davet ediyorlar. Neden? Bir bildikleri var onun için. Efendim, Türkiye'nin en ucuz suyunu veriyoruz. Ramazan ayında bedava veriyoruz, kurban ayında bedava veriyoruz. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? Şimdi gözden kaçıyor, birkaç kez söyledim. Çakalların bağrında araçlarımız çalışıyor, büyük araçlarımız çalışıyor. Amasya'nın hiçbirinden ve dava arkadaşlarımdan burada ne yapıyorsunuz diye sual eden de ne de rastlamadı. Ferhat'ın dağı deldiği dağın yamaçlarında insanları havalandırmak, teleferikle kavuşturmak için yollar açıyoruz, yollar. Efendim, yakında zannediyorum bir haftaya oraya yolumuz tamamlanıyor. Teleferiğin hattı tamamlanıyor ve ihalesi olacak. Bu ay içerisinde 10-15 gün içerisinde, 10 gün içerisinde efendim Hilton Otel'in ihalesi olacak. Yavrum kardeşim, sevgili arkadaşlar, hiçbir şey olmasa, hiçbir şey yapmasa hem Amasya'nın efendim vatandaşımızın malına sahip çıktığımız gibi hiçbir şey yapmasak bile bundan sonra 2010'dan beri içtiğiniz kuru suyundan sizi kurtardık. Ne bedeller ödedik, ne gönüller kırdık, ne bilekler büktük, ne yüreklerle karşılaştık, ne haddini bilmezlere cevap verdik, ne omzu kalabalıklara efendim karşınızda esas duruşta durmayız diye cevap verdik. Biliyor musunuz acaba? Bilmiyorsunuz tabi. Yok. Konuşan, konuşabilecek arkadaşlarımıza hepinize saygılar duyarken söyleyin. Sağda solda söylediklerini söylenen laflara, söyleyenlere gelsin mülazasını bizimle yazsın. Şu Amasya'da da yüreğinden atan biri varsa gelsin desin ki siz şurada bir haksızlık yaptınız. Evet. Geldiğim günü söyledim. Geldiğim günü söyledim. Geleceğimden önce söyledim. Dedim ki bir, benim sözüm senettir. İki, cami de bizim, cemevi de bizim. Üç, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. Dört, Amasya'nın Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan. Beş, Amasya'nın menfaatine olmayan hiçbir şey parmak basmam ve basmadım. Belediye başkanı olduktan sonra iki tane T formülüm var. Birisi tavır koyduklarım, ikincisi ise torpil koyduklarım. Torpil koyduklarım garip kurabalar, fakir fukaralar, bugüne kadar belediyenin başkanının odasını görmemiş olanlar gelip benim kulağımdan tutma cesareti gösteren teyzeler, gelip sırtıma elini vuran teyzeler ve yukarı mahalledeki garip kurabalar. Tavır koyduklarımı soruyorsunuz. Ben ağayım diyen, benim dediğim olur diyen, bana neden sorulmuyor diyen herkese tavır koydum. Geldiğim gün neyse tavrım aynen devam ediyor.
Ben geldiğim günü söyledim. Ama senin sırtındaki keleleri bir bir koparacağım. Ve gittiğim güne kadar da bu tavrımdan asla vazgeçmeyeceğim. Elhamdülillah. Biz 61 yaşına gelmişiz. 61 yaşı elbette ki bir sürü süreç içerisinde atlatmışız. Fakat Cenab-ı Hakk'a hep dua ederim ki dimdik yürümüşüz. Dik olmak demek efendim birilerine dikilmek anlamında değildir. Efendim ama ben öykücünün tavrı gereği gerektiğinde hat bilmek isteyene de hattını bildirmek, hakkını vermektir. Ben bu düsturla hareket ediyorum. Ben sizi temsil ettiğime inanıyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir şartlarda bir arkadaşımı mahcup edecek fiili eyleme dönüştürmedim. Diyeceksiniz ki hemşerim senin bir derdin mi var? Ne anlatıyorsunuz? Diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar, bizim yarımız kadar olmayan belediyelerin dışarıda gümbür gümbür şehir içinde sesi geliyor. Ben bakıyorum, bizim arkadaşlarım, bizim icraatlarımızı bahsettikleri hiçbir şey yok. Yok. Efendim dersiniz ki, oğlum saltanattasın konuşuyorsun. Ben saltanatta falan filan değilim. Saltanatta olan piyasadaki arkadaşlarım. Saltanatta olan sizlersiniz. Saltanatın sefasını süren sizlersiniz. Ben sizlerin sefası için elimden geleni yapıyorum. Belediyeyi aldığımız günden bugüne kadar 178 milyon liralık yatırım yapmışım. 178 trilyon liralık yatırım yapmışım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hadi söyle bakalım. Hemen sayarım. Efendim HES'imiz, Akdağ projemiz, Selçuk'un hatta Hazretleri, efendim belediye meydanı, şehir meydan köprü ve meydan, yenice yapılan yollar, sadece efendim bu virüs döneminde 10-12 milyon liralık Amasya huzurlu olsun, aman Amasya'mıza şey olmasın diye dezenfekte ilacı kullanmışız. Size şunu temin edeyim ki geldiğimiz günden bugüne kadar belediyemize ne belediyeler birliğinden ne iller bankasından ne de vesaire hiçbir yerden bir kuruş para gelmedi. Bir lira para gelmedi. Geldi mi Yaşar abi? Gelmedi. Biz dişimizden tırnağımızdan artırıyoruz. Aldığımız kararları uygulayarak sıkı tedbirlerle mesafe almaya çalışıyoruz. Atalarımızın bir sözü var ya, işten demir dişten artar sözüyle hareket ediyoruz. İlla bizi takdir etsinler, bize teşekkür etsinler diye de bir derdimiz yok. Biz Cenab-ı Hakk'ın rızasına uyan işler yapıyoruz. Fakir fukaradan dua almamız gereken işler yapıyoruz. Bizim derdimiz o. Sayımıza biraz daha insan katabilmek. Milliyetçi Hareket Partisi'ne biraz daha efendim sevdalı gönülleri katabilmek. Katmadık mı arkadaşlar? Katmadık mı?
Amasya genelinde 30 bin oy alıyorken Amasya'nın merkezinde 30 bin oy almadık mı? Bu gönül olur. Bu iş yanmakla olur. Bu iş derlenmekle, yani işin derisi olmakla olur. Ben gecede 2-3 saat uyuyorum. 4 saat dersem efendim yalan söylemiş olurum. Efendim diyebilirsiniz. İşine bak kardeşim ya. Hay hay. Ama ben yine sizin sözünüzü dinlemem. Yapılması gerekeni yaparım. Velhasıl ben isterim ki buradaki arkadaşlarım da böyle bir muhabbeti bir daha bulamayız. Efendim şey olsun, bana da soracaklarını sorsunlar isterim. Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı, Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı biz bugün burada olabilir miydik? Arkadaşlar, bu imkanları sağlayanlar, bu imkanlara vesile olan bir şekilde Amasya Belediyesi'dir. Gerçi Ocak Başkanımız da, İl Başkanımız da efendim orayı es geçtiler ama evet, bu fırsatı sağlayan da efendim Amasya Belediyesi'nin imkanlarıdır. Evet. Marifet iltifata tabidir. Doğru mu Sefer Hocam? Güzel işleri efendim marifet eylemek, aleme umuma şumul eylemek lazımdır. Biz de güzelliklerimizi anlatmalıyız. İyiliklerimizi anlatmalıyız. Sevdamızı, derdimizi anlatmalıyız. Eğer bunları anlatamıyorsak mutlak suretle sonumuz bir gün tıkanır. Uzun ince bir yoldayım türküsü. Ben çok söylüyorum. Oraya gideriz. Evet. Her neyse. Bana soru soran var mı arkadaşlar? Böyle bir karbonhidratlı yer karşılaşıyor. Buyurun. Başkanım 100 tane projem vardı ya, sadece meraktan soruyorum. Kaç tane oldu, kaç tane kalmıştı? Aslında bizim arkadaşlarımız bu kitabı getirmelilerdi. Kitap yok yanımızda değil mi? Böyle bir kadroyla çalışıyoruz ya. Ben söyleyeceğim işte. Arkadaşlar, ben kitap bastırdım. Bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapıyoruz diye. Ana projelerimin %80'ini tamamladım. %80'lerini büyük projemi tamamladık. İhale safhasındayız. Birkaç güne bunlar tamam olacak. Geçen gün şey televizyonda gösterdim. CNN Türk'te bastırdığımız kitabı gösterdim. 2000 tane bastırdım. Vatandaşın herkese dağıtacağım. Evet. Ne diyorum ben şimdi? Ben alsam sınırlarım arkadaşlar. Burası yabancı yer değil. Bizim meclisimiz yani. Bilgi sahibi olun da efendim kamuoyundaki kirli bilgileri efendim bilmediğiniz şeyleri doldurun diye söylüyorum. Biz bir aileyiz. Burada aile ortamı var. Cigaranın dumanı da dumanı. Burada cigar içmeyenler var. Mesut abi sabrediyor, sana ne oldu? Evet kardeşim. Söyle. Tabii. İstediğin kadar sorabilirsin. Başkanım, şimdi konuşmalarınızdan hissettim ki sanki bizlerden memnun değilmişsiniz gibi değerlendirdim. Ama biz sizden memnunuz. Ben öyle bir şey söylemedim. Şikayetçi misiniz bizden? Hayır. Öyle bir şey söylemedim. Dedim ki sadece biz belediyemizi anlatamıyoruz. O manada söylüyorum. Hayır, hayır. Ben belediyemizi anlatamıyoruz. Arkadaşlarımızın her biri bu işi anlatmalı. O manada söyledim. Gelip bizden bilgi sahibi olmalı. Efendim, o bilgiyi de her tarafa doğru bir şekilde
anlatabilmeli. Evet, bu kitabı bastırdım arkadaşlar. Evet, kurtuluştan kuruluşa şehir diyor, faaliyet raporu diyor. Bunu Sayın Genel Başkanımıza arz ettik. Evet, ben değil, herkes arz etti. Evet, burada açtığımız zaman yaptıklarımız ve ikinci kademede olanlar ve en son aldıklarımız diye bu kitabı aslında bugün getirip dağıtmalar lazımdı burada. Kahveleri falan dağıtacağız. Burada dağıtılması lazımdı ama arkadaşlarımız unutmuşlar. Evet. Yok gibi geliyor bana. Ben başta hemen bizim yetişmemize vesile olan tüm dava büyüklerimize, efendim, hayatta olanlara sağlık, başta başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak kaydıyla ahirete intikad etmiş olana da rahmet dilerken, bugüne kadar bu milletin umudu olmuş, bu milletin güvenine layık bulunmuş, devletin bekası anlamında duruşuyla asla taviz vermemiş, önce devletim milletim diyen bir dava liderinin, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in emrinde olmaktan, onun yolunda yürümekten, onun izine basmaktan, onu taklit etmekten onur ve gurur duyduğumu hepinizin huzurunda tekrardan söylüyorum. O Türk milletini yanıltmadı. Ben de efendim onun tavrı niteliğinde Amasya'yı, Amasyalı'yı, ülkücüyü, ülküdaşlarımı, kardeşlerimi, Milliyetçi Hareket Partileri asla yanıltmayacağım. Bundan herkesin emin olmasını arzu ediyorum. Sözlerimi burada bağlarken herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını arzu ediyorum. Cenab-ı Hak üç ilanımızı, evet, bir şey söyleyeceğim aslında. Söyle bakalım. Şimdi mahallelerin ya da Amasya mahallesindeki bütün muhtarlara sorulduğunda ne gibi memnuniyet var? Muhtarlarımıza sorulduğunda hepsi aynasıdır zaten. Ben Üçler Mahallesi muhtarı olarak bütün projelerimi anlatsam çoktur. Yani bütün muhtarlara sorulduğunda Amasya Belediyesi'nin ne kadar bir hizmet yaptığını muhtarlarımızdan öğrenebilirler. Sayın Başkan. Arkadaşlar, benim öyle bir derdim yok zaten. Beni kimden sorsunlar, efendim, hizmetlerimi kimden sorsunlar diye derdim yok. Efendim, onu dünya alemde biliyor. Efendim, görenler de biliyor. Efendim, ben 100 küsür tane muhtarımız var. Ben hepsinden gani gani memnunum. Onlardan Allah razı olsun. Efendim, ben onlara şöyle söyledim. Dedim ki bir muhtar bizim kapımızda bekliyorsa kusura bakmasın, onun beceriksizliğidir. Muhtara bekleme yoktur. Muhtar şapkasını çıkartmaz, muhtar ceketini düğmelemez. Siz bizim uç beylerimizsiniz. Siz bizim oradaki gönüldaşlarımız, arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızsınız diye tüm muhtarlara söyledim. Doğru mu muhtarlar? Ben öyle söyledim. Bu işin aslı ustada muhtarlardır hizmet noktasında. Evet. Üç ilanımızdan diyorduk. Efendim, inşallah Cenab-ı Hak hiçbir zaman bu üç ilanımızı mahzun eylemez. Bizi de onun gölgesinden mahrum eylemez diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sağlık diyorum.